Arkadaşlar hepinizi seviyorum canlarım Versesamına buyum bu sırada Tak etti yalnız her gece Herkese selamlar dostlar 7 ve 8 Eylül 2023 daha tahammülleriyle Hepinize selamlar İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalışan Toplamda 8 adet mücadelemiz var Nazar değmesin çok güzel bir yeme aldık Umarım böyle devam eder Öncelikle direkt başlayalım. Bir adet de skor yarışmamız var. Onunla başlamak istiyorum. Türkiye ile Ermenistan. Maç skoru ne olur? Ne olur? 8 Eylül'de oynanacak bir karşılaşma. Eskişehir'de oynanacak bir karşılaşma. Tribünler muhtemelen %80'i falan dolu olur diye düşünüyorum. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Daha önce yapmış oldum. ABD kaç sayı atar skor yarışmasında? İki arkadaşımızı alacağımızı söylemiştim. Tümer Ateş ile kazandıran ve kardeş mi ne? Öyle bir arkadaşımız olması lazım. Bana Instagram üzerinden yazarsa bu iki arkadaşı gruplarımıza alalım. Her türlü soru görüş öneri için benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimiz Kangal Bey olarak da benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Sizlere vermiş olduğum son kombine 2 günlük bir kombine yapmıştım dostlar. Toplamda 4 adet maç anlatmıştım. O 4, 4 adet maçın 3 tanesi zaten geldi. 2 tanesi de kombineydi. Kanada maçı da daha oynanmadı henüz oynanan maçlara baktığımız zaman da Litvanya'nın ilk yarıdan atacağı 82 sayıydı. Başarılı oldu. İlk kombine bizim maçıydı. Diğer maçımızda bugün öğlen oynanan Almanya-Letonya mücadelesiydi. Orada da Letonya'nın 7 fark yemezlerini aldık ilk yarıdan. Ve 2 fark yedi. Oradan yine biz kazanmış olduk. İdeal kombine biz kazandı. Videomuza beğeni atan, yorum atan herkesin eline emeğine sağlık. Biz de bu şekilde sizleri ufaktan bir kazan sağlattıysak ne mutlu bize. Yüksek mislere baktığımız zaman da Bildiğiniz üzere bakın biz bu basketbolun Dünya Kupası maçları var. Hala devam ediyor. Onlara sürekli yüksek misli yapıyoruz. 1500 misli alıyoruz ki geliyor da şunu söyleyeyim. Yani hepsi sabah maçları öğlen 11 ile başlıyordu. 4'e kadardı. Ve izleyecek zamanımız çok vardı. Ve hepsini takip ettik. Notlarını aldık ve yüksek mislerini yapıyoruz şu an. Aldığımız bu notlarla birlikte şu an yüksek bir adeta şov yapıyoruz. 1000, 1500 ve yasal. Hepsi legal. Nesineye göre oranlar yapıyoruz ve hepsinde güzel kazançlar elde ettik. Şimdiden kasa zaten uçuşta bilançosunu çıkaracağım. Sizlere göstereceğim diğer videoda. Beğenen, yorum yapan, katılan herkese tebrikler. Bereketli olsun diyelim geçelim. Ekstra kombinelerimiz zorluyor. Avrupa kombinemiz vardı dün içeride. Basketbol kombinesi vardı dün aynı şekilde içeride. Bakın bülten yok değil. Futbolun bülteni yok. Basketbolun var ve alt liglerin var. Biz hem Avrupa kombine hem de basket kombini çıkaraktan da ekstradan kazan sağlamayı birlikte değerlendiren kazanan herkese gruplarımıza tebrikler. Ve bunu sadece gruplarımıza değil sizlere de yani herkes açık telegram kanalımıza açıklama ve yorumlar kısmında var. Oraya da atıyorum. Sabah bir yerde canlı attım mesela. Litvanya maçının canlısını attım. Deplasman'a oraya iki canlı verdim. Bir tanesini herkes açık gruba da attım mesela. Sizler de oraya katılmadıysanız hala oraya katılarak da ekstradan kazan sağlayabil sağlayabilirsiniz. Umarım şayanı zorlu gelir. Kazan sağlayarak da devam ederiz. Canlı olarak zaten kendimiz gruplarda dediğim gibi basketbolu, futbolu, alt liglerden olsa futbolda devam ediyoruz. Canlı odamızda da zaten ee, çok fazla katılım oluyor bu aralar. Çok teşekkür ederim. Elimizden geldiğince gerçekten emek var. Yani çok güzel mesajlar da alıyoruz. Umarım nazar değmesin diyelim. Yani böyle ne zaman çok güzel gitsek nazar değdiren oluyor. Umarım değmez diyerekten. Devam edelim ve masamıza vuralım. Üç kere başlayalım. Sizlerden ricamız videoyu atsanız beğeniler dostlar. Beğenileri eksik etmeyelim. Rica ediyorum ki şöyle artı 300 üzerine beğeni geçelim. En azından videoya şöyle bir emeğine sağlık yorumu yaparsanız da çok teşekkür ederekten de başlayalım. İlk mücadelemiz Fransa ile İlanda. Bakın dostlar şöyle isimlere baktığımız zaman ben sizlere Fransa hücum hattını sayayım mı şu an? Solda Mbappe. Orada doku, e, gizli 9 veya 10 numara diyelim. Griezmann sağda Koman ileride Jurut. Arkada Kamavinga falan. Yani şöyle baktığımız zaman da 4-5 tane atabilecek bir kadro var. Fakat Fransa'nın genel olarak bu milli takımda biraz uyum problemi var. Yani bencillik de oluyor açıkçası. Mbappe hep ben oynayayım var. Ve takımda birçok yıldız olduğu için bazı böyle uyum sorunu çıkabiliyor. Ben burada normalde vermek istesem ilk yarıdan Fransa'nın galibiyeti veririm. Fakat bu uyum probleminden kaynaklı Fransa'nın maçı kazansa da ben 4.5 altında kazanmasını bekliyorum. İdeali bir 31 gibi oranı var. Ha bu bana yetmez diyorsanız da ben Fransa'nın mücadele 3-0 gibi net bir skorla kazanmasını bekliyorum. Handikap bir alırsanız iki farklı Fransa galibiyeti en az iki farklı galibiyeti onun da oranı bir 48. Benim skor beklentimde burada 5-56'lık orandan mücadele genelinde 3-0'lık bir Fransa galibiyeti olduğunu belirteyim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. İkinci mücadelem Hollanda ile Yunanistan karşılaşması. Yunanlarda genel bir defans yapma huyu vardır mutlaka. Siz daha 2004'te de böyle kazandılar bu adamlar. Dünya futboluna yön verdi o zaman defans yaparaktan da. Defans yaparaktan da ne kupalar kazandığını orada göstermiş oldular Yunanlar. Şimdi burada Yunanlar genel bir defans yapıyor fakat Stuttgart'taki defans stoperi cezalı. Normalde her zaman Yunanistan 11. ismini unuttum ya elemanın. Durun hemen söyleyelim de. Mauro Panos. Aynen. Mauro Stuttgart'ın stoperi bu adam. Ve ilgide de iyi başladı zaten. Hollanda oynayacak. Şimdi Hollanda'nın bu maçı kazanması gereken bir mücadele. Baktığımız zaman Avrupa Şampiyonası'nın ilk iki takım gidiyor. Burada Yunanlı oynayacaklar. Rakibiyle oynayacaklar. Hollanda'nın biraz kazanması lazım. Ve Hollanda son maçlarda biraz fazla gol yiyerekten kaybetti. Mesela Fransa'dan öyle dört tane mi ne yedi. Burada Fransa'nın hücum hattına, Hollanda'nın hücum hattına bahsetmek istiyorum. Mal formda. Gakpo formda denilebilir. Lang PSV'de çok formda. Hücum hattında Depay olur mu bilmiyorum ama Vergost olabilir. Depay'ın durumu tam belli değil ama muhtemelen Depay olur gibi geliyor bana. Bakalım. Ben burada Hollanda tarafındayım. Hollanda'nın atacağı iki gol bence idealidir. Yani ben düz gideceğim burada. Çünkü ideal kadroya çıkıp ve kazanmak isteyen bir Hollanda olacaktır. Ev sahibi 1.5 üstü burada idealden alabiliriz. Şuradan 1.42 gibi oranı var. Evsel 1.5 üstün oranı. Onun dışında eğer bir sürpriz bekliyorsanız da bakın benim mücadele beklentim 2-0 veya 2-1'lik bir Hollanda galibiyeti. Bu skorlar da olasılığında biraz daha yüksek oran olmak isteyen varsa 2-3 gol tercihinin mücadele genelinde 1.80 gibi oranlarla değerlendirmesini yapabilir. Polonya ile Faroe Adaları mücadelesi. Yine güzel bir karşılaşma. Polonya'nın da burada kazanması gereken bir mücadele. İlk iki oynaması için burada Faroe Adalarına karşı mutlak bir galibiyet lazım. Burada idealden rakip zaten zayıf diyebilecek şekilde Lewandowski ilk 11'de, Milik 11'de, Şanzımaski Fenerbahçe'deki ilk 11'de, Zielinski, Kaminski gibi isimlerle birlikte ilk 11'de çıkan Polonya'nın burada ilk yarıyı kazanması 1.30 gibi oran açmışlar bizlere. İlk yarı bence gelir. Onun dışında biraz daha yüksek oran ararsak burada 3 farklı Polonya galibiyeti 1.87. Handikap 2'den alırsanız yani en az 3 farklı bir Polonya galibiyeti ki benim mücadelede skor beklentimde tekrardan söyleyeyim. 3-0'lık bir Polonya galibiyeti. ilk yerden galibiyeti idealdir. 3 farklı galibiyeti yüksek oranlıdır. 3-0 skorda sisteme girer. Sırbistan'la Macaristan mücadelesi. Sırbistan tarafında da şöyle kadroya baktım. Kimler var kimler yok. Gelen var mı gelmeyen var mı? Bakın bu maçlarda en ideal kadro çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Sırbistan tarafında çok formda olan bir Mitrovic var ve hafta sonunda inanılmaz goller attı. Özellikle bir tane golü var. Icardi'nin molde attığı gole benziyor. Hatta biraz da uzaktan. Yani ceza sahası yayından attı o golü. Maçı da takip ediyordum. Ayıklı mücadelesinde. Sırbistan Vlaovic Mitrovic gibi isimler. Baktım kadroda birçok isim de zaten kadroda. Birbirine kısmen denk isimler olduğunu söyleyebiliriz. Fakat grup liderliğini paylaşan bir mücadele. Burada benim beklentim dostlar burada Sırbistan'ın maçı kazanması. Sırbistan maçının kazanmasını düşünüyorum ben. Fakat kazanırken de nasıl kazanır ona bakmak istedim. Yani handikap 0, 3 0 8de oranı var. Tek farklı bir Sırbistan galibiyeti gelebilir burada. Skor beklentinde 2-1'lik bir Sırbistan galibiyeti. Bu yönde bir değerlendirmem var. Değerlendirecekler bol şanslar. Ayın 8'ine geçtik. 8'inde de 4 adet mücadelem var. Gürcistan-İspanya karşılaşmasıyla devam edeceğiz. İspanya'nın da burada kazanması gereken bir mücadele grupta. İskoçya aldı götürdü. Gürcistan'la oynayacaklar rakibi. Eğer İspanya'da geçen mücadelelerde kadroda forvetleri yoktu. Burada Morata ilk 11'de olacaktır. Burada 1.5 üstünde 2 yaparsanız oranı 1.34'e kadar yükseltirsiniz. İspanya'nın ben burada en az 2 gollü galibiyetini bekliyorum. Ekstradan yüksek oran almadım. Sadece ideal tercihim budur. İspanya'nın 2, 2 gollü galibiyeti. Türkiye Ermenistan mücadele Eskişehir'de oynanacak maçın skorunu da biz sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Ben burada Türkiye'nin bir galibiyetini bekliyorum ki Ermenilerle birlikte o zaten atışmayı biliyoruz genel olaraktan da. Yani sorunlu bir millet bu Ermeniler gerçekten. Velhasıl kelam hiç girmeyelim o konulara. Ya yani şimdi Türkiye milli takımı burada kadrosu kısmen iyi bir kadro. Genç yetenek. Yani güzel bir jenerasyon var. Fakat forvet problemi var. Forvet de muhtemelen burada Barış Alper Yılmaz yazıyor muhtemelen oynar mı bilmiyorum fakat sağda Cengiz oynayacaktır. Solda da Kerem oynayacaktır. Arkada Orkun, Hakan ve Salih Özcan olabilir diye düşünüyoruz. Defansta zaten Bardakçı, Merih Demiral olabilir. Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü. Kalede de Mert olur gibi geliyor bana. Şimdi kadro böyleyken yani Türkiye'nin burada galibiyeti beklenebilir. 1.5 üstünde 2, 2 gollü galibiyeti bence bakın ben Türkiye tarafında 2 veya 3 gol bekliyorum. Yani 2 gol bence var Türkiye'nin burada. MS1.5 üst olunabilir. Fakat Ermeniler de bir gol atarsa güzel destek verebilirler. Oranı biraz daha yükseltmek adına 1.5 üstünde bir zaten 1.32 iken 2.5 üstünde bir de 1.67. Eğer bir golün daha riskine girerseniz orada da oranı 1.67'ye kadar da yükseltmiş olursunuz. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Güney Kıbrıs'ta İskoçya karşılaşması bu maçı da taraf tercihi olarak aldım. İskoçya'yı ben izledim. Hatta bu ikilinin son mücadelesinde Güney İskoçya Güney Kıbrıs maçı vardı. 3-0 yendi. O mücadele ev sahibi 1.5 üstü 1500 misli olarak yüksek misli yapmıştım ben. Dakika hiç unutmuyorum. 87'de McTominay yaptığı golle gelmişti. Hatta 3 dakika sonra bir tane daha attı. 3-0'lık kazanmıştı. Burada deplasmandan grupta bence elleri rahat ve daha da rahatlamak için burada Güney Kıbrıs'ı bence yeneceklerdir. Fakat yenerken çok fazla kalacaklarını düşünmüyorum. 4.5 altında 2 yaparsanız da ideal bir orandan 1 36'dan burada İskoçya'nın 4.5 altında galibiyetini alabilirsiniz. Kadro kalitesiyle zaten burada Güney Kıbrıs'ı bence yenecektir. Slovakya Portekiz karşılaşmasıyla ya Ronaldo oynayacak mı merak ediyorum. Muhtemelen oynar yani. Portekizsiz bir Ronaldo olacağını düşünmüyorum ben. Burada oynayabilir diye düşünüyorum. Burada da ben Portekiz tarafında en az 2 golünü bekliyorum. Deplasman 1.5 1.42 idealidir. En azından Ronaldo'yu izleriz. Slovakya ile grupta bir liderlik karışması var burada. O yüzden burada Portekiz'in de ben Leo ne bileyim Roma R Ramone Ramos Ronaldo gibi isimlerle birlikte fark yaratması çok muhtemel olacaktır. 1.5 Bernardo Silva Portekiz'in kadrolu efsane. Deplasman 1.5 idealdir. Keyif verir bu mücadele. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. değerlenecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.